Bir çay da alır mıydınız? Yok, teşekkürler. Kalkalım mı artık? Tamam canım. Bize sahip olabilir miyiz? Benim de işlerimin başına dönmem gerekiyor. Bir sunum hazırlamam lazım. Bana yardım edeceksin değil mi? Hayır tabii ki. Hayır mı? Sen benim işten kovmamı falan istiyorsun herhalde. Burak, saçmalama. Kim kovabilir seni oradan? Sen tabii daha Turgut Bey'le tanışmadın. Eğer tanışsaydın bana yardım etmeyi sen teklif ederdin. O kadar diyorsun. Neyse, kulübe gidelim de bakarız. Bakarız mı? Elbet senin de bana bir işin düşer. O zaman görüşürüz. Tamam. Tamam, yardım ederim. Ay Burak, ne yapıyorsun ya? Güzel bir gören olacak. Dayanamıyorum, ne yapayım? Çok tatlısın. Şükran, ne eğlendik değil mi dün gece? Ay, iyi ki peşine takılıp gelmişim Kına'ya. Bana da değişiklik oldu. Tabii Emel ya. Arada bir böyle eğlenceler iyi oluyor. Tabii canım. Ben de kız annesiyim. Öğrenmem lazım ne yapılıyor, ne ediliyor değil mi? Evet. Ay Emel, kızın annesi ne ağladı değil mi? Kolay mı Şükran? Ya ben Aslı'yı vereceğimi düşünemiyorum bile. Emel, keşke Aslı da gelseydi. Onun için de değişiklik olurdu. Ne yapmış bütün gün evde? Dedim ama çizim yapacağım deyince ısrar etmedim. Bütün gün evdeymiş. Tüm gün? Hı? Ya zaten bir günlük izni var. Onda da geçse tozsa ya. Doğru diyorsun ama çok yorgundu kuzum. Dinlenmiştir. Orası da öyle. Ay lafa daldı kız çabuk. Burada ineyim. Şimdi içeri birlikte girmeyelim. Peki. Teşekkür ederim. Aslı. Aslı beni beklediğin için ben teşekkür ederim. Günaydın. Aslı? Burak mıydı o? Evet. Ya kızım ama hiç anlatmıyorsun sen bana böyle şeyleri. Yani dünden beri konuşamadık zaten. Ne oldu? Birlikte geldiniz. Çıkma teklif mi etti? Birlikte geldiniz. Bir o etti sen kapı. Sevgilisiniz. Elle falan da tutuşmuşsunuzdur. Ay yok siz kesin öpüşmüşsünüzdür falan. Bana anlatmıyorsun böyle şeyleri. Anlat hadi. Ay bir sussan Gonca, anlatacağım. Ay tamam, yine heyecandan çok konuştum değil mi? Tamam. Şimdi önce o zaman sırayla anlatalım her şeyi. Tamam mı? Tamam. Yemekten başlıyoruz. Ben soslu makarna yaptım. O da salata. O dediğim Burak Masaroğlu. Yani Burak Masaroğlu ve salata yapmak. Salata yapmak Burak... Ay yok, ben bu ikisini hiç birleştiremedim. Neyse. Sen evde kaldın tabii, çıkamadın. Evet, çıkamadım. Ya kendime laf geçiremiyorum ki. Ya görmeyeceğim diyorum, ararsa açmayacağım diyorum ama sözümde durmam 10 saniye sürüyor. Neden acaba? Neden? Çünkü sen Burak Masaroğlu'na sırılsıklam aşıksın arkadaşım. Sırılsıklam dedin de. Ya Burak yapma! Sırılsıklam dedin, kaldın öyle en heyecanlı yerinde. Ne oldu sonra? Ya biz ektiğimiz çiçekleri suluyorduk. Bir dakika ya. Burada kesmek zorundayım.
ektiğimiz çiçekleri. Yani böyle evli çiftler. Kızım siz resmen olmuşsunuz. Yani şu an gelsen Gonca ben evleniyorum desen hiç şaşırmam. Yok şaşırmam yani. Ay Gonca evlenmek mi? Bunu hayal bile edemem. Sana bir şey söyleyeyim mi Aslı? Ben çok güzel hayal ediyorum. Üzerinde bembeyaz, etekleri uçuş uçuş bir gelinlik. Saçlarında kır çiçekleri. Kuğu gibisin. Sevdiğin adama doğru heyecanla, aşkla yürüyorsun. Onun da üzerinde smokin. Gözlerini sana dikmiş, gülümsüyor. Elleriniz birbirine kavuşuyor. Gözleriniz aşkla birleşiyor. Ay Gonca yeter. Ya daha fazla havaya sokma beni. Hayali bile bu kadar güzelse. İnşallah gerçeğini görürüz. Sonra ne oldu? Islandınız filan. Sonra Çağla geldi. Çağla mı geldi? Yani hikayenin bu en güzel yerine Çağla'nın çıkması hiç hoşuma gitmedi. Hatta şok oldum desem yeri. Bir de bana sor. Uf Aslı ya gerçekten hayatının her günü bambaşka şeyler oluyor. Ve ben artık yetişemiyorum. Yani senin arkadaşın olarak sana ne tavsiye vereceğim, ne yapacağım hiç bilemiyorum. Ama üzülme bir dakika. Bu Çağla mevzusuna gerçekten bir şey bulmamız gerekiyor. Çok canımı sıkıyor. Bu kadar güzel giderken her şey. Akif amca. Hayırdır? Sen pazarlara gelirdin. Dün ben geldim zaten. O zaman bugün başka bir işim var. Yok kızım. Dün Burak Bey çiçekleri ben dikeceğim diye ısrar edince doğrusu içime sinmedi. Geleyim bir kontrol edeyim dedim. Burak Bey çiçekleri kendi mi dikecekmiş? Allah Allah. Ben de şaşırdım. İnşallah çiçeklere bir şey olmamıştır. Gideyim bir kontrol edeyim şunları. Tamam. Dur ben de seninle geleyim. Vallahi güzel dikmiş. Aferin. Burak Bey ve çiçek dikmek. Akif amca, yanında biri var mıydı? Ben kimseyi görmedim. Hı. Gelmişken şunlara bir su vereyim bari. Tamam. Sana kolay gelsin. Sağ ol kızım. Allah Allah. Burak Bey'de bir haller var ama. Dur bakalım. Burak sana ne dedi ne dedi? Bütün dünya karşıma gelse de sana bunları söylemeye devam edeceğim dedi. Aslı çok romantik. Sonra da beni öptü. Öptü mü? Ya inanmıyorum ya inanmıyorum. Ben sana söylemiştim. İlk başta bunu sormuştum zaten. Ben de. Kızım sen bu çocuğa ne yaptın ya? Resmen bir öküzün içinden beyaz atlı prens çıkardın. Ben bir şey yapmadım ki. Bir şey söyleyeyim mi? Sanırım sebep de bu. Hiçbir şey yapmadın. Senin doğallığına vuruldu. Öyle mi diyorsun? Kesinlikle. Şimdi? Birliktesiniz işte o zaman. Gonca Allah aşkına biraz gerçekçi ol. Burak'la olacak bir yanımız var mı? Davul bile dengi dengine. Ayrıca biri görecek duyacak diye ödüm kopuyor. Anında hem işimizden hem de kalacak yerimizden oluruz. Ya of Aslı hemen böyle kötü şeyler düşünme Allah korusun. Ama duyulursa olacak olan bu Gonca. Neyse, ya bizi boş ver. Sen ne yaptın Erdem'le? Her şey yolunda mı? Yolunda da. Ne oldu? Bir sorun mu var? Yok. Ama birazcık daha iş bulamazsa gerçekten büyük bir sorunumuz olacak. Ya bıktım artık çay bahçelerinde oturmaktan. Ya dolmuşa binmek bile lüks oldu. Ya dün yürümekten ayaklarımın altı su topladı. Gittiğimiz yerde ne? Arabada köfte ekmek. Ya bir de pinti. Yemek yerken boğuluyordu, su bile istetmedi. Yazık ya. Bana da yazık be Aslı. Pinti değildir Gonca. Bodrum'da o kadar sana yemek ısmarladı, hediye aldı. Yani bak aşkı için İstanbul'lara kadar geldi. Yani düzenini değiştirdi, kolay mı? Geldi de. Yani daha kendini bile idare edemiyor.
yaparız. Aşk da bir yere kadar. Sonra konuşuruz. Burak Bey, kolay gelsin. Ah, sağ olun Turgut Bey. Sunum sanırım bitti, öyle değil mi? Sunum... Ya hayır, ama bitmek üzere. Bakın Burak Bey, hafta sonu işe gelmediniz. Sunum henüz hazır değil. Kusura bakmayın da bunu babanıza bildirmem gerekecek. Ya Turgut Bey, bakın hafta sonu benim çok önemli bir işim vardı. Ama bu sunumlar akşama kadar biter, siz hiç merak etmeyin. Yani beni bir kerelik, bir günlük idare ederseniz... Yani bugün biter diyorsunuz, öyle mi? Evet. Pekala. Bu seferlik böyle olsun. Ama eğer bitmezse... Bitecek. Siz hiç merak etmeyin. İyi çalışmalar o zaman. Sağ olun. Benim bu sunumu hemen halletmem lazım. Ama Aslı olmadan hayatta ben bunu beceremem ki. Kesin bana yardım edecek. Bunun başka yolu yok. Alo, Burak Mansaroğlu ben. Aslı Hanım'la görüşebilir miyim? Aslı, telefon sana. Kesin patron arıyor. Efendim? Yardıma geliyorsun değil mi? Geleyim mi? Sorulur mu? Hadi hemen gel. Tamam o zaman. Patron çağırıyor ama. Tabi Aslı gidebiliriz. Efendim Selda teyzeciğim. Çağla'cığım. Nasılsın bir tanem? İyiyim Selda teyzeciğim. Buyurun. Hayatım sana çok güzel haberlerim var. Bugün Nihat amcanla seni isteme konusunda konuştuk. Yani kusura bakmayın Selda teyzeciğim. Ama Burak'ı dün gece duydunuz. Tarihi biz kendi aramızda belirleriz. Biz diyerek konuyu geçiştirdi. Vallahi açıkçası ben artık bu konuyu ona açmam. Şöyle yapalım mı Çağla'cığım? Beraber konuşalım Burak'la. Olabilir. Nasıl yapalım? Bak eğer senin de programın uygunsa bugün öğlen seninle kulüpte güzel bir yemek yiyelim, buluşalım. Burak da orada olacak nasılsa. Onu da görürüz. Merak etme, ben bir ara konuyu açarım. Çok iyi düşünmüşsünüz Selda teyzeciğim. Tamam canım, o zaman saat 1'de öğlen kulüpte buluşuyoruz. Tamam, öpüyorum. Tamam canım, görüşürüz. Bakalım annenin yanında da bu kadar rahat konuşabilecek misin Burak? Hoş geldin. Hoş bulduk. Sunum. Ya sunumun bugün yetişmesi gerek. Yoksa benim için hiç işler olmayacak. Tamam, merak etme, hallederiz. Bak. Bu dosyada daha önce yapılmış bütün turnuvaların sunumları var. Her turnuvanın farklı bir konsepti var. Yani önce bir konsept belirlememiz lazım. Tamam, sonra da yarışmalara karar veririz. Evet. Yarışmacılar ikili gruplar halinde yarışsınlar diye düşündüm. Önceden tek oluyordu, bu sefer farklı olsun. Evet, çok eğlenceli olur. Şöyle güzel kızlardan oluşan iki kişilik gruplar olsun. Birdenbire. Ya sen kıskandın mı yoksa? Hayır canım, ne kıskanması. Yani sadece çok saçma geldi bana kızların olması fikri yani. Peki, senin fikrin ne? Mesela... Baba oğul. Süper fikir. Ya sen harikasın ya. Babalar ve oğulları yarışacak. Süper. Burak, ne yapıyorsun? Bir gören olacak. Merak etme. Sadece biz varız. Olsun, yine de biri gelir falan. Zaten buraya geldiğin için çok dikkat çekiyorum. Bak bu son, ona göre. Tamam canım. Sinirlenme hemen. Tamam. Hadi başlayalım. Tamam.
önce yarışmaları belirleyelim. Bu dosyada daha önce yapılmış bütün yarışmalar var. E tamam, bize de örnek olmuş olur bunlar. Buyurun Nihat Bey. Burak bugün işe geldi mi Turgut? Evet, burada. Sabah çok erken çıkmış da emin olmak istedim. Bu ay düzenleyeceğimiz turnuvayı organize etmesini istedim kendisi. Sen onu hazırlıyor. Siz hiç merak etmeyin. Bir terslik olduğu zaman sizi hemen haberdar edeceğim Nihat Bey. Tamam, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim efendim. İlginç. Gelin. Müsait misin abi? Tabii ki Sinan. Gelsene. Eda nasıl? O iyi de ben pek iyi sayılmam. Ne oldu? Neyin var? Söyle bakalım. Eda Elçin'le olan ilişkimizi kolay kolay kabul edecek gibi değil abi. Elçin duyunca çok üzülecek. Yani Eda'nın da bazı şeyleri artık kabul etmesi lazım. Yani o istemiyor diye Elçin'le olan ilişkini bitirecek değilsin değil mi? Değilim tabii de. Bu durum onu etkileyecek diye korkuyorum. Zor günlerdi abi biliyorsun. Tekrar günlere dönersek... Asla böyle bir şey olmayacak. Sen bunlarla meşgul etme kafanı. Yalnız Elçin'le her şeyi açık açık konuşmalısın. Senin hassasiyetlerini çok farklı yorumlayabilir. Doğru. Dün programı iptal edip Eda ile evde kaldım diye bana kırıldı sanırım. Kadınların en dayanamadıkları şey kendilerini ikinci planda hissetmeleridir. Böyle bir durumda hemen çocuk gibi kırılırlar, hatta biraz kapris bile yapabilirler. Haklısın abi. Eda konusunu konuşacağım, tamam. Abi, gelelim esas konuya. Sence bizim fotoğraflarımızı kim çekmiş olabilir? Tam olarak bilmiyorum, emin değilim. Ama araştırması için her şeyi yapıyorum. Ya biz dün akşam Volkan'la biraz böyle konuştuk bu konuyu. Yani bunu kim ya da kimler yaptıysa... Ya kesin bize manevi zarar vermek istiyorlar. Bak Sinan, bambaşka bir şey de olabilir. Belki hedef şaşırtmak isteyebilirler. Belki bizim kafamızı karıştırmak isteyebilirler. Ama her neyse en kısa zamanda bulup gereğini yapacağım. Sen de Volkan da bu konuda kesinlikle müsterih ol. Güvenliği hem iş yerimizde hem evlerimizde en üst düzeye çıkardım. Ha, bu arada senin evini de 24 saat izletiyorum, bilgin olsun. Tamam abi, bir an önce kim olduğunu bulalım da kurtulalım bundan. Hepimiz rahatlayalım. Umarım. Abi ben çıkıyorum. Dışarıda biraz işlerim var. Elçin de artık buradaki ofisinde çalışıyor. Ona uğrayayım. Bir yemeğe çıkarayım diyorum. Biraz konuşuruz. İyi olur. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Sinan Paşa'nın geri döndüğünü kesinlikle öğrenmemeli. Volkan geldi mi? Hayır efendim, henüz gelmedi. Tamam. Ben bütün gün dışarıda olacağım. Peki. Efendim baba. Volkan, şirkete gelmemişsin. Merak ettim oğlum, neredesin? Sabah biraz işim vardı. Şimdi de kulübe geçiyorum. Aslı'yı görmeyeyim. Yani gitmişken Aslı'yı da görürüm. Neyse, buralardayım baba, merak etme. Tamam oğlum. Şimdi çıktı. Nihat peki? O burada bugün. Bir değişiklik olursa hemen haber ver bana. Tamam. Evet, gayet başarılı bir sunum oldu. Evet, ellerimize sağlık. Ay, saat ne kadar geç olmuş, kaç saattir buradayım. Benim artık gitmem lazım. Tamam canım. Ben de sunumu Turgut Bey'e gösterip yanına gelirim. Yanıma mı gelirsin? Hayır ya. Yani sen yanıma gelirsen ben rahat edemem. Ha, sen utanırım diyorsun yani. Utanırım demedim. Sadece oraya gelirsen dikkatim dağılır. Sen de o zaman izin alıp erken çık. Birlikte bir şeyler yaparız. Olmaz mı? Ama sen benim işten kovulmamı falan istiyorsun herhalde. Hayır ya. Ne kovulması? Tamam. İstediğini yapmakta özgürsün. Ama bir şartla. Neymiş o?
Bir öpücük alayım. Hadi hadi. Hadi. Burak ne yapıyorsun? Kandırdın beni. Ya ne yapayım ya? Çok tatlısın. Dayanamıyorum ki. Burak, ben kulüpteyim. Kafede bekliyorum seni. Kafede mi? Kahretsin ya, kahretsin. Aslı. Burada. Sen zahmet etme. Ben sana neden burada olduğunu söyleyeyim. Hatta bana söylediğiniz yalanları, arkamdan neler çevirdiğinizi de söyleyeyim. Sen buraya Burak'ı görmeye geldin değil mi? Ben hayır. Hiç masum kız havalarına girme. Ben senin ne mal olduğunu gayet iyi biliyorum. Sen Burak'ın yalanlarına ortak ettiği bir oyuncaksın sadece. Bense onun evleneceği kişiyim. Bunu kafana iyice sok. Boş hayaller kurup benim yerime geçebileceğini düşünme bile sakın. Senin gibi üçüncü sınıf mahalle kızlarıyla Burak ancak birkaç gün gönlünü eğlendirir, o kadar. Dönüp dolaşıp geleceği yer yine benim yanım. O yüzden Burak'tan uzak dur. Anladın mı beni? Çağla! Ne yaptın zannediyorsun sen? Aslı'ya haddini bildiriyorum. Çok daha önceden yapmam lazımdı bunu. Sen karışma Volkan. Şu an çok ileri gidiyorsun Çağla. Ne söylediğini bilmiyorsun. Niye ileri gidiyormuşum? Yalan mı? Burak'ı görmeye gelmedi mi buraya? Birlikte değiller mi bunlar? Hayır. Burak'ı görmeye gelmedi. Beni görmeye geldi. Biz tekrar birlikteyiz. Hadi gidelim. Ne? Ne oluyor burada? Burak, ne yapıyorsun Burak? Çağla, Aslı'ya ne dedin? Tekrar barıştıklarını bilmiyordum. Onun yüzünden beni terk ettin sandım. Sen gerçekten normal değilsin. Senin yüzünden beni bu hale sen getirdin. Burak, annen geliyor. Bırak kolumu, canımı acıtıyorsun. Çocuklar, selam. Ay, ay, ay. Benim. Aslı. Ya çok üzüldüm. Bak sen o söylenenlerin hiçbirisini hak etmiyordun. Burak Çağla'dan ayrılınca Çağla kime saldıracağını şaşırdı. Onun için bir bahane arıyor. Ben hepsini hak ettim. Yaptıklarımın bedelini ödüyorum. Aslı sen ne yaptın ki? Bedel ödemesi gereken biri varsa o da Burak. Onun yalanları yüzünden bu hadis. Gerçi ben de kendime kızıyorum. Seni bu yalana alet etmeseydik, şu an bu durumda olup bu kadar üzülmeyecektin. O an sen yanımda olmasaydın ne yapardım bilmiyorum. Dilim tutuldu sanki, hiçbir şey söyleyemedim. Ya Aslı, ağlama artık lütfen. Ya seni ağladıkça kendimi daha kötü hissediyorum. Geçti bitti. Volkan, sana çok teşekkür ederim. Yani beni orada o şekilde koruman o kadar değerli ki benim için. Benim yüzümden de yalan söylemek zorunda kaldım. Ben bu durumdan hiç şikayetçi değilim. Yani seninle sevgili numarası yapmak ne kadar zor olabilir ki? Hem Çağla yanımızda olmayacak. Tabii kulübe gelmediği sürece. Acaba anlamış mıdır benim orada çalıştığımı? O gerginlikle üzerindekileri fark ettiğini sanmıyorum.
Ben bunu riske atamam ki. Kulübü de bırakmak zorunda kalacağım. Of. Çocuklar, ne bu haliniz? Burak, ne oluyor oğlum? Bir sorun mu var? Hayır anne. Ay yok, bir şey oldu. Hem de ciddi bir şey oldu. Çağla sen anlat bari. Ay çatlatmayın meraktan, insanı kanka falan mı ettiniz? Yok bir şey. Aramızda bir yanlış anlaşılma oldu. Ufak bir sorun ama hallettik. Bir şey hallettiğimiz yok. Neyse, benim işimin başına dönmem lazım. İzninizle. Burak! Ay Çağla'cığım, sen ağlıyor musun yoksa? Bana böyle davranmasına dayanamıyorum artık Selda teyze. Ay ne olur ağlama, ne olur. Bak ben de kötü oluyorum. Lütfen, beni seviyorsan ağlama. Elimde değil. Seni nasıl bu kadar üzer bu çocuk? Gerçekten oğlumu tanıyamıyorum yani. Ama bak hayatım, göreceksin. Yakında pişman olacak ve en kısa zamanda gelip senden özür dileyecek. Sen bana güven. Kusura bakmazsanız kalkabilir miyiz? Ben daha fazla durmak istemiyorum burada. Tabii hayatım, tabii. Canım benim, senin var mı araban? Bırakayım istersen seni. Zahmet olmasın. Yok canım, ne zahmeti. Ay kıyamam ben bunu. Hadi canım. Hadi gel, gel sen. Ay ağlama ne olursun. Bu kız sandığımdan da tehlikeli. Aslı'yı Burak'a asla yar etmez. Bozuk para gibi harcar bu kız Aslı'yı. Beğenmedim. Bunu da beğenmedim. Bunların hiçbiri istediğim gibi değil. Hepsi çok soluk, cansız. Bir kere renkler çok pastel, yani fuşyalar olmalı. Sarılar, pembeler, turkuazlar. Aradığım şeyler bunlar değil. Firma olarak ilk defa bu kadar geniş bir yelpazesi olan gençlik serisi hazırlıyoruz. Ya büyük bir kampanya olmalı bu. Bunlar mı ses getirecek? Peki Elçin Hanım, tekrar hazırlayalım. Aylardır verdiğim briefler doğrultusunda ancak bu çalışmaları ortaya çıkardınız. Hangi zamanda istediklerimi yetiştirmeyi planlıyorsunuz? Bize bir ay daha süre verin. Ya öyle bir zamanımız yok. Şöyle yapalım. Bir yarışma düzenleyelim. İnternet sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan bu yarışmayı duyuralım. Eminim genç ve yetenekli tasarımcılar bu yarışmaya ilgi göstereceklerdir. Belki de aradığımızı bu şekilde bulabiliriz. Çok güzel bir fikir Elçin Hanım. Hemen çalışmalara başlayalım. Harika olur. İnşallah aradığımız güzel çalışmaları görürüz. Siz yine de hazırladıklarınızı bırakın lütfen. Ben bugün onları incelerim, yarın size görüşlerim bildiririm. İyi günler. Canım. Toplantıdaydım Sinan, aramışsın. Anladım. Şimdi müsait misin? Evet, müsaitim. Tamam. İtiraz istemiyorum. Sana geliyorum ve yemeğe çıkıyoruz. Tamam, peki. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Thank you.
Aslında bunları seninle yüz yüze konuşmak isterdim. Ama seni tekrar kırmaktan korktum. Ben İngiltere'ye gidiyorum ve uzun bir süre geri dönmeyeceğim. Sana ne kadar değer verdiğimi unutma. Umarım hayatın boyunca seni hak eden biriyle mutlu oluruz. Gidiyor. Onu bir daha göremeyeceğim. Benim yüzümden mi? Keşke hiç söylemeseydim. Eda arıyor. Efendim Eda'cığım? Aslı. Ya Aslı ben çok kötüyüm. Ne oldu Eda? Ağlıyor musun sen? Ya ben hiç iyi değilim. Neredesin sen? Volkan'la birlikteyim. Kulüpten çıktık şimdi. O zaman bize gelebilir misin? Abim getirir seni. Ne oldu? Şimdi abim yanında, anlatamam. Tamam, sen sakin ol. Biz geliyoruz şimdi eve. Tamam, bekliyorum. Aslı, ne oldu Eda? Neden ağlıyor? Bilmiyorum. Moral çok bozuk. Babamla mı alakalı acaba? Gerçi onunla ilgili her şeyi öğrendi. Sanırım başka bir şey var. Eve gitsek iyi olacak. Tamam, hemen gidelim. Canım güzelim, daha iyi misin? İyiyim, sağ olun, daha iyiyim. Gel istersen bize. Hı? Yok, teşekkür ederim. Ben evime gidip biraz dinlenmek istiyorum. Tamam bir tanem, ısrar etmiyorum ama ne olur kendini daha fazla üzme. Merak etme, ben Burak'la anlayacağı dilden konuşacağım. Ay son günlerde Nihat da ben de Burak'ın üstüne iş konusunda çok fazla gittik. Üstünde çok fazla baskı hissetti. Bu yüzden açısını biraz senden çıkarıyor. Hepimiz öyle değil miyiz? Allah aşkına Çağla yani. Hepimiz nazımız biraz sevdiğimize geçer diye düşünürüz. Ben bu davranışları hak etmiyorum. Hele de bugün olanlar. Lütfen annemin haberi olmasın. O da son zamanlarda Burak'ın bu davranışlarından çok rahatsız. Hatta ilişkimizi artık eskisi kadar desteklemiyor. Ay inanmıyorum. Çok üzüldüm. Ay Elçin de haklı tabii yani Burak'a sinirlenmekte. Ama hayatım annene bir şey söyleme olur mu? Ben de bir şey söylemeyeceğim. Anlatmayalım. Ben bu konuyu halledeceğim. Sen merak etme. Sağ olun. Tamam. Ay benim güzel gözlü kızım. Ay üzülmüş mü? Çok da yakışıyor ona gülmek. Eda'nın daha iyi hissetmesine çok sevindim. İlişkimizin kabullenmeye başladı öyleyiz. Sinan, ilk fırsatta çocuklarla bir akşam yemek yiyelim ha? Ne dersin? Ya ben Eda'nın daha buna hazır olduğunu düşünmüyorum hiç. Peki. Eda'nın psikolojisini anlıyorsun değil mi? Elbette ki Eda'yı anlıyorum ve ne hissettiğini tahmin edebiliyorum çünkü ben de bir kız annesiyim. Ama sen sanki biraz... Abartıyorum değil mi? Evet. Ben de böyle davranmak istemiyorum ama Eda'nın durumu elimi kolumu bağlıyor. Eda'nın nesi var ki? Eda uzun süre terapi gördü. Küçük yaşta annesiz kalmak onda derin yaralar açtı. Ne yaptıysak kapatamadık, hep bir şey eksik kaldı. Eda o yüzden çok hassas, çok kırılgan. Ben de onu daha fazla üzmek istemiyorum. Canım, benim bundan haberim yoktu. Biliyorum, bunları sana önceden anlatmam gerekiyordu. Şimdi seni daha iyi anlıyorum. Ben de elimden ne gelirse yapmaya hazırım. Her zaman yanındayım. Biliyorum canım. Birlikte üstesinden geleceğiz. Sen bugüne kadar bana her konuda her zaman destek oldun. Sen de benim geçmişte yaşadıklarımı biliyorsun. Hayatıma Oktay'dan sonra sen girdin. Ve insan ilk ilişkisinde yaşadığı hayal kırıklıklarını, kötü anılarını öyle kolay unutamıyor ama sen... Desteğinle benim bunları aşmama yardım ettin. Seni çok seviyorum Elçin. Bundan sonra sadece mutlu anlar biriktireceksin, tamam mı? Sana söz veriyorum. Lütfen bana inan. Birlikte her şeyin üstesinden geleceğiz. İnanıyorum tabii ki. Çok mutlu olacağız.
Aslı, daha iyi misin? İyiyim. Bu halde bile Eda'yı kırmadın. Olur mu öyle şey? Hem onu görmek bana da iyi gelir. Umarım. Ben telefona bakıp hemen geliyorum. Efendim? Aslı, canım iyi misin? İyiyim. Neredesin peki? Volkanlara geldim şimdi. Volkanlara mı geldin? İyi. Volkan'ın yanında olması iyi tabii. Gördün değil mi yaşadıklarımı? Gördüm canım, gördüm. Aslı, ben bu kızdan çok fena korkmaya başladım. Tam bir şeytan. Lütfen sen de ondan uzak dur. Burak nerede? Hala onun yanında mı? Hayır, senden sonra o da çıktı. Aslı, asıl bomba başka. Burak'ın annesi de geldi. Ne? Emin misin? Evet. Sen bana bir kere gazetede göstermiştin ya. İşte o kadın, eminim. Biraz daha geç çıksam yakalanıyormuşum. Yok, ben aldım ağzımı. Bayanı. Aslı, biliyorsun. Ben hayalperestimdir ama artık senle Burak'ı ben bile hayal edemiyorum arkadaşım. Neyse, kapatmam lazım. İçeri gidiyorum ben. Tamam canım. Üzme kendini. Eda odasındaymış. Tamam, ben gideyim. Ama yalnız konuşsam daha iyi. Doğru, haklısın. Eda. İyi misin? Hiç iyi değilim. Ne oldu? Barış mesaj attı. İngiltere'ye gidiyormuş. Ne zaman döneceği belli de değil. Artık hayatımda olmayacak. Canım, üzme kendini bu kadar. Ya böyle olması belki senin için daha iyi olur. Yani onu gördükçe daha fazla üzülüp daha çok kırılacaktın. Uzakta olması belki unutmana yardım eder. Eda'cığım, biliyorum vazgeçmen kolay olmayacak. Ama çaba göstermen lazım. Bunu şimdi görmen daha iyi oldu senin için. Yaşadıklarını arkanda bırakıp önüne bakman lazım. Nasıl yapacağım bunu? Sen hiçbir şey yapmayacaksın. Sadece kalbinden, beyninden olumsuz bütün düşünceleri sil ve bazı şeyleri zorlamayı bırak. Senin olan zaten sana gelecektir. Bak, göreceksin. Hiç beklemediğin bir anda gerçek aşk seni bulacak. Umarım. Teşekkür ederim Aslı. İyi ki varsın. Ya sen bana çok iyi geliyorsun. Ben sen olmasan ne yapardım? Lütfen kendini daha fazla üzme, tamam mı? Tamam. Ama sen de biraz daha kal. Olur mu? Lütfen. Hala açmıyor ya. Aç şu telefonu Aslı, aç. Efendim? Volkan, neredesin? Evdeyim. Aslı yanında mı? Evet. Ne yapıyorsunuz evde? Eda'nın biraz canı sıkkındı. O yüzden geldik. Tamam, ben de geliyorum. Sen de mi geliyorsun? Neden? Aslı ile konuşmam lazım. Senin konuşman gereken biri varsa da Çağla'm. Eğer ona göz kulak olursan zaten ortada bir problem kalmıyor. Kime göz kulak olacağım sana soracak değilim Volkan. Geliyorum, orada konuşuruz. Teşekkürler. Merci. Akşam planın ne? Çağla ile yemek yiyeceğiz. Belki akşam sinemaya falan gideriz. Onun da bu aralar canı çok sık. Ben de onunla uğraşıyorum. Hayrola, ne var ki? Burak. Yine mi?
Evet ama bu sefer farklı. Burak Çağla'dan ayrılmak istediğini söylemiş. Ya nasıl olabilir? Bir daha düne kadar hiçbir şey yoktu. Tamam yani Burak'ın ufak tefek hataları oluyordu ama... Bu sefer farklı dedim ya. Ya biz Selda ile söz olayını konuşurken olanlara bak. Abimler ne tepki verdi peki ya? Bana kimse bir şey söylemedi de. Selda ile Nihat'ın haberi yok. Lütfen sen de bir şey söyleme. Çağla onlar üzülmesin diye şimdilik söylemek istemiyor. Burak'ın yanlışları oldu ama... çok uzun zamandır birlikteler. Yani bu noktaya nasıl geldiler? Kesin bu işin ciddiyetinden korkmuştur. Söz olayı uzun zamandır gündemde ama... yani sanmıyorum ben. Çok üzüldüm canım ya. Tamam Burak benim yeğenim olabilir ama... Çağla da kızım. Kesin Burak evlilikten korktu. Ben Burak'la konuşacağım. Aklını başına alsın. Çağla'yı sahiplenmen çok hoş. Ama karışmasan iyi olur. Çünkü sebep başka. Başka ne olabilir ki? Bence Burak'ın hayatında başka birisi var. Ya sen şimdi niye böyle düşünüyorsun? Bak bildiğin bir şey varsa söyle açın. Tam olarak emin değilim ama... Çağla'nın anlattıklarından öyle hissediyorum. Ya ben Burak'ın böyle bir şey yapacağını sanmıyorum ama... Yani Çağla'yı kaybederse hayatının hatasını yapmış olur. Ben yanlış evlilik yapmanın bedelini çok ağır ödedim. Burak'la konuşacağım. Amcası olarak bu benim görevim. Tamam canım. Sen nasıl istersen. Burak doğruyu bulacaktır. Çağla'ya söyle, üzmesin kendini, tamam mı? Sen de üzme. Aslı tekrar teşekkür ederim geldiğin için. Bir şeyler içer misin? Soğuk bir şeyler içerim. Meyve suyu? Olur. Biz iki tane meyve suyu alabilir miyiz? Peki. Üç tane olsun. Peki efendim. Dacım. Söyle bakalım. Biz niye apar topar getirdin buraya? Şey abicim. Ya benim dertleşmeye ihtiyacım vardı da. Kız kıza. Bana anlatmayacaksın yani. Yani. Aslı'yla paylaşmayı tercih ederim. Papucumuz dama atılmış bakıyorum. Eskiden ben de dertleşirdim. Dertleştiğim kişi yabancı değil ki Allah'tan. Kız arkadaşın. Ya, yani şey, eski kız arkadaşın. Eda, biz Aslı'yla tekrar birlikteyiz. Nasıl yani? Gerçekten mi? Ya inanmıyorum. Ya çok sevindim. Ya bunu kutlamamız lazım. Bu akşam yemeğe çıkalım mı ya? Lütfen, lütfen. Hayır da abartma istersen. Ya abi lütfen. Ne olur ya zaten biliyorsun ne zamandır sinirim bozuk. Bence bunu kesinlikle kutlamalıyız. Neyi kutluyorsunuz? Abimle Aslı tekrar birlikteler. Öyle mi?